jinekolojik cerrahi gerektirecek neredeyse bütün hastalıklarda laparoskopi kullanılabilir. Bunun içinde kanser de dahildir. Miyomlardan tutun yumurtalık kistlerine, kanserden tutun idrar kaçırma ameliyatlarına kadar bütün jinekolojik alanlarda laparoskopinin yeri az ya da çok vardır. Standart olarak baktığımız zaman yumurtalık kistlerinin endometriozis yani çikolata kistleri ya da endometriozis hastalığının tedavisinde artık laparoskopi bir lüks değil, standarttır. Standart tedavi laparoskopik cerrahidir. Eğer laparoskopik cerrahiye kontraindike bir durum varsa, yani laparoskopik cerrahinin uygulanması önünde gerçekten bir engel varsa o zaman açık cerrahi düşünülmelidir. Ama standart cerrahisi yumurtalık kistleri için artık günümüzde laparoskopik cerrahidir. Maliyet olarak da eskisi kadar yüksek maliyetlere açık cerrahiyle kıyasladığın zaman yol açmamakta. Elbette bazı özel ameliyatlarda özel enstrümanlar gerekiyorsa bu maliyeti bir miktar arttırabilmektedir ama eskiye göre kıyaslandığı zaman artık çok daha ulaşılabilir bir tekniktir. Birçok yerde bu laparoskopik cerrahi sistemleri artık birçok hastanede tüm ülke genelinde yaygınlaşmıştır. Özellikle son 10 yılda jinekoloji bölümü laparoskopinin öncülüğünü ele almıştır. Dolayısıyla diyebiliriz ki hemen hemen bütün hastalıkların, cerrahi hastalıkların tedavisinde laparoskopik cerrahiyi kullanabiliriz. Bazen tabii ki hastalığa göre, hastalığın ve hastanın özelliklerine göre tabii ki açık cerrahiyi tercih ettiğimiz durumlar oluyor. Örneğin ilerlemiş olan kanserlerinde hemen her zaman açık cerrahi, çok çok büyük miyomlarda açık cerrahiyi tercih etmemiz ya da kanser şüphesi olan miyomlarda ki hangi miyomun kanser çıkacağını bilmek önceden çok mümkün değil ama örneğin menopozda büyümüş bir miyomu varsa hastanın bunlarda açık cerrahi tercih etmek gerekebilir ama bunun dışında çoğu hastalıkta biz artık laparoskopik cerrahiyi tercih ediyoruz. Yine rahim ağzı kanserlerinde açık cerrahiyi son zamanlarda daha çok tercih etmeye başladık. Ama rahim kanserleri, erken evre yumurtalık kanserleri, idrar kaçırma ameliyatları, miyom ameliyatları, yumurtalık kisti ameliyatları, endometriozis ve çikolata kisti ameliyatları hemen her zaman laparoskopik olarak yapılabilmektedir.